Every weekend for the past year, about a dozen women gathered in front of a tiny, colorful shop in Istanbul's Kadıköy district at 8:30 a.m. and walked down to the Bosphorus. On a helicopter landing pad nestled inside a massive open-air parking lot, they taught and learned from each other how to ride bikes. Led by 35-year-old Hande Karaca, the Chain-Breaking Women Collective have been offering women cycling lessons, a skill that's not taught to many girls and women in Turkey. Kardeşlerine, erkek kardeşlerine bisiklet alındığını bir hediye gibi, çok küçük yaşta, hadi artık işte Mustafa 5 yaşına geldi bisiklet alalım falan diye. Ama kız çocuklarına başka şeyler, oyuncaklar, mesela sen binme, hani abinin bisikletini falan dendi. Öncelikle onlara zaten bisiklet binen bir kişi gibi davranmadıklarını söylüyorlar. Ben küçükten hiç bisikletimin olması gerektiği düşüncesi bile yoktu ailemde. Yani bisiklet olmalı mı? Yok, öyle bir şey yoktu. Onun için de hiç şey yapmadım. Küçükken bir arkadaşımın bisikletiyle öyle bir yaz öğrendiğimi hatırlıyorum. Ama sonra bir daha bisiklete binme imkanım olmadı. Sonra büyüdüklerinde tabii artık özendiklerinde, birilerine gördüklerinde de bu sefer en çok onları seven kişilerin durdurduğunu söylüyorlar. Erkek arkadaşı, kocası, eşi, babası, sana bir şey olmasın. Bir korumaymış gibi yani. Düşersen sana bir şey olmasın. Çünkü kadınlar anladığım kadarıyla bize lazım. İş yapacak, yemek yapacak, hastayken bakacak. Bir şey olmasın ki sağlam kalsın diye. However, Karaca is a strong believer in Generation Z and believes that bikes have increased in popularity among the younger generation. Many of the women who participate in the training sessions have found empowerment and inspiration about cycling in their lives, Karaca says. And many are mothers encouraged by their kids. Şu 15 yaşında bir kızım var, çok iyi bisiklet kullanıyor. Hatta sitedeki bütün arkadaşlarına ve arkadan gelen bütün küçük çocuklara bisiklet öğretmeye başladı. Eşim de iyi bir bisiklet kullanıcısı. Bir de kendi kendime dedim ki yani bisiklet sürmeyi nasıl bilmem. Ben 20-25 yıldan beri araba kullanan ve çok da iyi bir araba kullanan bir insanım. Araba kullanmayı beceriyorum ama bisiklet kullanmayı da yapmam lazım diyerek. Karaca started what she retrospectively calls a pilot program in September of 2020 where she wanted to train bike ambassadors. Elç dediğimden de kastım şu, bisiklet bilen bir kadın, başka bir kadına bisiklet öğretme hevesinde olmalı. Biraz kendini bisikleti temsil edecek kişi olarak görmeli, etrafındaki insanlara anlatmalı. Biraz işte bir vaiz diyoruz ya, biraz vaiz gibi konuşmalı yani bisiklet çok şey değiştirecek, bisikletin yapabilecekleri şunlar falan diye bisikleti temsil edecek yani. The founder believes that women are in motion at their natural state and wanted to make sure that she gave women not just an opportunity for physical activity, but also the freedom to leave their houses to escape their daily lives. She created the position of ambassadors to offer women roles of leadership in their communities and considers it to be a way of challenging glass ceilings women face in society. Bu kadınlar dışarı çıkmak için elçilik üzerinden bahaneler olsun, diğerlerini de çağırsınlar. Ben senin için şu parka gelirim, şuraya gelirim, sen de gel, sana orada eğitim veririm diye. Aslında özgüven problemi olduğunu düşünüyorum birçok kadında. Onlara özgüven aşılamaya çalışıyorum. Zaten mesleğim de öğretmenlik olduğu için bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu hani tırnak içinde gaz verme işini. Bu da gerçekten onların öğrenmesinde çok etkili oluyor. Yani onların motive olmasında çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. After the initial pilot program kicked off, Karaca used a connection she had established with the Netherlands consulate to train prospective bike ambassadors. Bize birkaç tane hoca ya da iletişim ağını gönderdiler yani. Eğitim sistemlerini gönderdiler. Böyle yapıyoruz falan diye. Bir de gelip bizim binamızı kullanabilirsiniz, biz de parti yapabilirsiniz. Biz sizin iştirağınız dediler çok rahat bir şekilde. Eylül'de, Ekim'de elçilere kendim de dahil olmak üzere eğitim verdim yani sistemin içinde. Ne öğrendik? Basitçe bisikleti başkasına hiç dokunmadan, sadece doğru kelimelerle, doğru yöntemlerle nasıl anlatacağım ve ona nasıl güvenmeyeceğim? Bisikletin hikayenin içinde aslında güven var. The Netherlands consulate's involvement allowed the group to leverage the local municipality for a training space, and they started collecting bike donations. Karaca fixed up the donated bikes to make sure they were usable in the training sessions. She also sells the bikes to create a small source of income for the group, but says that she basically lives without a salary. None of the Chain-Breaking Women bike ambassadors get paid for their work, and the trainees are welcome to participate free of charge. Bağışık ilaçların hepsini biz mekanik olarak tamir ediyoruz ve eğitim için işe yarar hale getiriyoruz. Bunları şimdilik ben kendi kasamdan yapıyorum. Ama mekaniği öğretiyorum kadınlara, tamiri öğretiyorum. Gelen
bisikletlerin bağış olmasının bir sorunu yok. Yani 10 bisikleti satıp biz kışın hayatta kalmaya çalışacağız. Çünkü kapatacağız 2 ay. Ben Hindistan'a gideceğim. Ve o dönemde o kiraların rahatlıkla elektriği, suyu ödeyebilmeler için çıkması lazım. Geri kalan 10 tanesi seneki projemiz için zaten kafi, yeterli olur. By the end of 2021, Chainbreaking Women will have around 70 licensed bike ambassadors, and the number of trainees will near 400. These numbers are small in comparison to the Istanbul Metropolitan Municipality's bike program, where 6,000 city residents were trained in the past year. However, Chainbreaking Women's advantage is the individual attention each ambassador is able to give women at every training session. Niye bunu böyle bir şey zorluyorsun? 300 kişi az yani. Sayı oynamıyor muyuz? Ama yine de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bir erkek zihni. Sayısal verilere dayanmak gerekmiyor. Biz skor peşinde değiliz. Önemli olan insan ilişkisi. Ben o 300 kadına da şu an telefonda ulaşabiliyorum. Kızı doğum yapmış, bilmem nesi, okulu bu aralar iyi gidiyor. Hepsini biliyorsam eğer, bu yönetebileceğim bir komünite. For Bike Ambassador Dilek Hasanoğlu, teaching another woman how to ride a bike is similar to opening up a new mode of freedom for them. Bisikletin bana hissettirdiği mutluluğu biliyorum. Ve bisiklet bir nevi özgürlüktür. Kadınların, çocukların, kız çocuklarının bisiklete binmesine kötü gözle bakıyorlar. Hala günümüzde bile birçok insan öyle bakıyor. O açıdan kadınlara öğretmenin başka bir şeyi var yani. Verdiği bir zevk var tabii. Özgürlükle ilişkilendirebiliyorsun bisikleti bu anlamda. Yazlığa gittiğim zaman alabildiğine tur atmak istiyorum. İnsanlar kullandığı zaman içim gidiyor benim. Ben de istiyorum. Bunlar yapabiliyor da ben neden yapamıyorum? Bunu çok istiyorum yani. Alabildiği kadar, gözümün alabildiği kadar yerler dolaşmak istiyorum. Çünkü bisikletin onun hayatının bir parçası olmasını istiyorum. Yani toplu taşımaya ya da motorlu araçlara bağlı olmadan bisikletle de bir şeyler yapabileceğine inanmalı. Özgürleşeceğim. Yani güvenim tavan yapacak. Next year, Chainbreaking Women are looking to expand their project to 7 different provinces across the country. The plan is to send a pair of bike ambassadors to each of the 7 cities, where the couple will train other bike ambassadors to eventually create a nationwide network. 1000 kişi bile olsa, hala bu kimsenin yapmadığı bir şey. Cüret kelimesi çok güzeldir Azra. Kadına çok yakışır. Biz böyle bir şeyi yapmaya cüret ediyoruz. Çünkü kimse yapmadı. Zincir kıranın özünde de bu var. Birisi zincir kırıldığında ya da başına bir şey geldiğinde sana kimse yardımcı olmayacak. Sen yapacaksın. Sen yaptığın zaman daha iyi hissedeceksin.